Herkese selam ve iyisler. Dagon'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tadımlık serimize devam ediyoruz. En son bir kısımda kalmıştık. Bayırı ve tepeyi ayrıca da nasıl tırmandığımı, karaya, vurmuş kayığıma, çıldırmış hale döndüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Buradan ilerliyoruz galiba. Tadımlık oyun ve ben beğeniyorum bu oyunu. Çok uzun bir süre şarkı söyledim galiba. Sonra da sesim kısılınca tuhaf tuhaf gülmeye başladım. Delirmenin şeyleri bunlar. Aşamaları galiba. İlerlemeye devam ediyoruz. Kayıya ulaştıktan bir süre sonra çok büyük bir fırtına çıktığını hatırlıyor gibiyim. Her halükarda çatırdan göğün seslerini ve doğanın tepesinin gerçekten attığı zamanlarda çıkardığı türden çeşitli sesler duyduğumu biliyorum. Buradan nereye? Buradan bir yere gitmiyoruz galiba. Kendime geldiğimde San Francisco'daki bir hastanedeydim. Kayığımı okyanusun ortasında bulan Amerikan gemisinin kaptanı tarafından kurtarılıp buraya getirilmiştim. Hezyanım sırasında çok fazla şey söylediğimi ama söylediklerimin çok bir şey ifade etmediğini öğrendim. Beni kurtaran kişilerin Pasifik'in ortasındaki geniş toprak yükselişine dair en ufak bir bilgisi yoktu. Ben de zaten inanmayacaklarını bildiğim bir şeyle ilgili ısrarcı olmayı çok gerekli görmedim. İnanmazlar. Hiçbir zaman inanmadılar zaten böyle bir olay yaşandığına. Anlayamazlar yani, sorun yok. Bir kere çok ünlü bir etnografla iletişim kurmaya çalıştım. Balık tanrı Dagon'a dair antik Filistin efsanesiyle ilgili sorduğum tuhaf sorular onu eğlendirdi. Buradan nereye? Buraya. Yeni bir bilgi. Filistinlilerin ana tanrısı olan Dagon'un, Dagon, Orta Doğu'da kadim bereket ve tarım tanrısı olduğuna inanılırdı. Dagon sözcüğü İbranice'de sağlık için kullanılan isimdi. Akkad, Mezopotamya hükümdarları onu fetihlerinin koruyucu aziz olarak görürdü. Ayrıca bir Asur şiirinde ölülerin yargıcı, bir Babil metninde ise bir yeraltı hapishanesinin gardiyanı olarak geçer. Adının yanlış tercüme edilmesi sebebiyle sık sık bir balık tanrısıyla karıştırılır. İbranice'de Dag kelimesi balık anlamına gelir. Lovecraft eserlerinde yeraltı tanrısı olarak tasvir edilen Dagon, okyanuslara mesken edilmiş ve balık özellikleriyle donatılmış insansı bir ırk olan derinlerde yaşayanlara hükmeder. Ezoterik Dagon Birliği isimli gizem bir tarikat onu tanrıları belirlemiştir. Ulan manyak mı? Allah Allah, buradan nereye gideceğiz? Şuraya mı? Yo. Buradan nereye gidebilirim ben? Ha, buraya. İlerle bakalım. Ayağa kalktık. İyiyiz galiba. Aynen. En sonunda etnografın geleneksellikten asla ödün vermeyeceğini anladığımda soru sormayı bıraktım. En iyisini yapmışsın. Buradan nereye? Burada da bilgiler var. August Derlet ve Cthulhu mitosu. Hemen bunu da seslendirelim. August Derlet, Amerikalı bir yazar ve antolojistti. Ayrıca Lovecraft'ın arkadaşıydı ve şirketi Arkham House'ta onun birçok eserini yayınladı. Yazarın ölümünün ardından eserlerinin popülerleşmesine büyük ölçüde katkı sağlamış olsa da birçok tartışmanın merkezindeydi. En tartışmaya açık kararlarından biri iyi kötü çalışması doktrinini Derlet dinler bir katolikti. Cthulhu mitosuna katmaktı. Ancak bu Lovecraft'ın dünyaya bakışı ve kozmik korkuya yaklaşımıyla ters düşüyordu. Bunun sonucu olarak yazarın eserleri bugünün kültüründe genellikle yanlış anlaşılır ve yanlış temsil edilir.
Ayrıca Lovecraft'ın asla bir mitoloji oluşturmak niyetinde olmadığını ve Cthulhu mitosu teriminin yazar fani dünyayı terk ettikten sonra Dale tarafından uydurulduğunu belirtmek gerekir. Bunu bilmiyordum bak, Güzel bilgiler de öğreniyoruz. Benim gibi bu kitapları okumak istiyorsanız onun hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Buraya geldik. Burada herhangi bir konuşma var mı? Yok. Nereye gideceğiz? Buraya mı? Galiba. Özellikle geceleri ay kocaman ve parlak olduğunda o şeyi görüyorum. Morfin almayı denedim. Ama ilaç geçici bir sakinlik ilgisinden ibaret oldu ve giderek beni sefil bir kölesi yapmayı başardı. Bağımlı olmuşsun galiba. Yapma be. Şimdi her şeyi sona erdireceğim. Ama öncesinde sahip olduğum tüm bilgileri veya başka bir deyişle insanları çok eğlendireceğini düşündüğüm şeyleri yazdım. Ne yazdın? Gördüğümün bir hayal olup olmadığını kendime sık sık soruyorum. Alman savaş gemisinden kaçmaya çalıştığım sırada üstü açık kayıkta başıma güneş geçmiş ve ateşim çıkmış olabilirdi. İhtimaller dahilinde. Bunu kendime sürekli soruyorum ama her seferinde cevap olarak gözümün önüne iğrenç ve capcanlı görüntüsü geliyor. Denizin derinliklerini düşündüğümde balçıklaşmış zeminde sürünen ve yüzen kadim taş putlarına tapan ve su altındaki granitlere kendi iğrenç şekillerini kazıyarak kazıyan isimsiz kımıl kımıl şeyleri hayal edip üretmekten kendimi alamıyorum. Kokuşmuş pançeleriyle çelimsiz, savaştan bitkin düşmüş insanlığın kalıntılarını aşağı çekmek için dalgalardan yükselecekleri günün hayali var zihnimde. O gün evrensel bir velveleyle karalar denizin dibine çökecek ve karanlık okyanus sabunu yükselecek. Yapma be, nelerden bahsediyorsun sen? Oraya gideceğiz. Yani? Sonumuz yakın diyorsun, anladım. Sonumuz yakın. Kapıda. Sanki kaygan bir kütle kapıya yükleniyormuş gibi bir hisses duyuyorum. Ben de duyuyorum şu anda. Ne oluyor lan? Kapı nerede? Kim var lan orada? Beni bulmamalı. Önlemini de almış yalnız. O kapı cidden hareket ediyor. Ne oluyor lan? Aha. Açıldı lan. Tanrım, o el. El mi? Eyvah. Pencere, pencere. Pencere mi? Kaç lan, kaç. Ne oluyor lan? Ne oldu? Öldük mü? Bitti. Oyunu bitirdik, son bölümmüş. Umarız kozmik korku havuzumuza dalmaktan keyif almışsındır. Dagon'u değerlendirip diğer oyun ve diğer serilerimize göz atmandan memnuniyet duyarız. Güzeldi. Şöyle çıkış yapalım oyundan. Geri bildirim daha sonra yapalım. Oyun gerçekten güzeldi. Kitapları sevdiğim için bu oyuna göz atmak istedim. Seri yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Güzeldi. Öldük mü kaldık mı onu bilmiyorum. Kitap okumak gerekiyor galiba. Kitaptan esinlenildiği için, oradaki öyküden esinlenildiği için onu okumak gerekiyor galiba. Bilmiyorum ne olduğunu. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki serilerde, devam eden serilerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.